Merhaba değerli seyircilerimiz, İşin Aslında Birlikteyiz. Bu akşam konuğum EMG Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özcan Arslan. Hoş geldiniz Sayın Arslan. Önce EMG Teknoloji genel kapsamı içinde neler barındırıyor? Zira çok önemli bir ürünü izleyicilerimiz tanımış olacaklar. Evet. Bu küresel ısınmanın hepimizi çepeçevre sardığı süreçte. Buyurun. EMG Teknoloji başladığı günden bugüne 1983 yılından beri ülkemizdeki su kaynaklarımızın tüketimiyle ilgili bir takım çalışmaları yapmakta ve bu tüketim sorununu ancak tasarrufla çözebileceğimiz gerçeğine inanmakta ve bunu da inandırmak için var gücüyle çalışmaktadır. Tabii bunların hepsini biz tek başımıza yapmamız mümkün değildir. Bunları yapabilmemiz için mutlaka sizin gibi kurumların, sizlerin şahsi sorumluluklarıyla beraber bunlar anlatılarak günümüzden geleceğe dönük bir çalışmayla hissettirilmelidir. Bunu çocuklarımıza öğretmeliyiz, büyüklerimiz bunu bilmiyorsa öğrenmeli. Bunu hepimizin yapması gerekiyor. EMG Teknoloji yola çıktığı günden bugüne kadar binlerce, yüz binlerce insana bu ürünleri kullandırtarak, tasarruf ürünlerini kullandırtarak belli bir oranda tasarruf sağladığına inanıyoruz. Ki özellikle bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri çok büyük yardımlar yapmıştır bizim çalışmalarımızda. Ki birçok ordu evlerinde suyun genel tüketiminin çok fazla olduğu yerlerin tamamında kullanmıştır. Ve bu da doğal olarak bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce yayınlanan programlarında, internet sayfalarında ne kadar çok tasarruf elde ettiklerini de bizzat yayınlamışlardır. Evet. Bundan da biz gurur duyuyoruz. Tabii bu bizim ülkemizin en büyük sermayesidir bence, sudur. Çünkü gelecekte eğer su savaşları söz konusuysa, biz su savaşlarında galip çıkmayı bugünden başarmalıyız diyorum. Evet. EMG'nin hedefi bu. EMG'nin hedefi bu, evet. Ve tabii önemli bir vurgu, özellikle bu küresel ısınmayla birlikte su kaynakları birer birer yok oluyor. İstanbul'da özellikle başkentte geçen yılı hatırlayalım, büyük sıkıntı çektik. Maalesef. Ve su seviyesi son derece düşmüştü. Bereket yağmurlar imdadımıza yetişti. Ama bizim de yapmamız gerekenler var. Tabii suyu son derece cimri bir biçimde kullanmalıyız. Şimdi mevsim yaz, hanımlarımız yine halılarını çıkarıp kapılarının önünde belki yıkayacaklar, sokaklarını yıkayacaklar ama bütün bunları yaparken çok dikkatli davranmalıyız. Ve bir cihaz imdadımıza yetişiyor. Evet. Bazı bölümleri Türkiye'de üretiliyor, bazı bölümleri ithal olarak geliyor. İsterseniz o parçaları şu anda izleyicilerimiz ekranda görüyorlar arkadaşlarımızın katkısıyla. Mesela o küçük ama çok fonksiyonel bir şey. Neye yarıyor? Evet, bu görmüş olduğunuz ürünü her bataryaya çok rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Evet. Türkiye'de kullanılan bataryaların tamamı uluslararası nitelikte internasyonel kullanılabilen bataryalardır. Ve bu ürünlerimizde hepsine monte ettiğimiz zaman kendi içerisindeki mekanizmanın suyu absorbe ederek, yani süzgeçler vasıtasıyla suyu partiküller haline parçalayıp suya hava karıştırarak oksijenli bir su elde etmemizi sağlıyor. Evet. Bildiğiniz gibi oksijenli bir su temizleme gücü ve dezenfekte gücü normal suya göre daha fazladır. Oksijenin diğer bir gücü ise suyun içerisindeki bildiğiniz gibi mikrobu kırmak için kullanılan klorun bize geldiği zaman kullanım sırasında bir kokusu söz konusu olur. Bu kokuyu da en aza indirecek ve o kokuyu azaltacak derecede bize yardımcı olan bir üründür. Hem fonksiyonel olması hem de tasarruflu kullanılması açısından kendini çok kısa sürede amorti eden. Sadece bu elinizdeki ürün. Musluğumuza taktığımız zaman bütün o kokuları yok ediyor. Daha iyi suyu daha randımanlı kullanması Tabii çok güzel bir tatlısı da elde etmiş oluyoruz. Çünkü suyun içerisinde genelde klorun kokusunu temizlediği için, yok ettiği için çok daha güzel bir su elde etme imkanımız oluyor. Artı suyu temizleme imkanımız, yani suda gelen bazı kalıntıları çok rahatlıkla temizler ve bunları temizleme imkanı var. Şimdi orada izleyicilerimiz net görebiliyorlar mı bilmiyorum ama çok sık dokunmuş metal bir süzgeççik var. Tabii 304 krom nikel paslanmaz çelikten üretilmiş ve konik olması münasebetiyle de gelen mikropları çok rahatlıkla tutabilen ve
kireç parçacıkları olsun, yakından diğer görme kumları şansımız olsun. Olacak mı acaba onu? İzleyicilerimiz biraz daha yakından görürse. Tabii. İlginç bir yapı. Ve temizlenmesi evet. de çok kolay. Buradan hafiften kaldırarak bunu dolduğu zaman temizleme şansımız suyla vardır. Suyla gelen tabii, bütün tabii, pislikleri, pislikleri temizleyebiliyoruz. Ve içerisindeki malzeme bir enikmen dediğimiz sen toprağın malzemedir. Kesinlikle bakteri barındırmıyor. Evet, kireç tutmuyor. Tabii 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 ve kesinlikle hijyenik bir su elde etmemizi sağlayabiliyor. Yani bu tabii mikrobiyolojik bir ürün değildir. Yani o kadar temizlemesi yok ama genelde kalıntılar açısından tamamen temizlenmiş bir su elde edebiliyoruz. Evet, üstelik suyun birim fiyatının gittikçe can yakmaya başladığı bir süreçte hem sağlıklı su içiliyor tabii, hem tabii. de sudan tasarruf sağlanıyor. Peki bu tasarrufu nasıl sağlıyor şu küçücük cihaz? Bu küçücük cihaz şimdi genelde biz bataryalarda 2 santim çapında yani 20 milimetre çapında bir borudan suyu alırız. Evet. O su ne kadar tazikli gelirse gelsin, ne kadar şiddetli gelirse gelsin, suyun akıtabildiği aralık 2 milimdir burada. Evet. Eğer arkadaşlar yakından alabilirse onu da gösterebiliriz. Evet. Bu 2 milim çapındaki aralıktan almış olduğu suyu oksijenle karıştırarak daha yoğun, daha hacimli bir şekilde veriyor. Bu da oksijenli suyun her zemine çarptığı zaman, yani bunu elimizi yıkarken, bir tabak yıkarken kalan sabun veya deterjan artığını çok rahatlıkla temizleyebilme imkanı vardır. Çünkü hava kabarcıkları çarptığı zeminde patladığından dolayı temizleme gücü daha fazladır. Bunu neye benzetiriz, örneklendirecek olursak, bir balonu yere koyduğumuzda bir iğneyle patlatalım, etrafındaki tozu nasıl dağıtıyorsa, oksijen kabarcığı da çarptığı zeminde o hareketi sağladığı için, fiziksel eylemi sağladığı için temizleme gücü daha fazla oluyor. Evet. Tasarrufunu yapma şekli bu. Evet. Tabii bunların evsel ve sanayisel tipleri vardır. Ki özellikle son zamanlarda otellerimiz, büyük işletmeler, fabrikalarımız bunu kullanıyor. Ve bunlarla ilgili olarak da şöyle bir ürünümüz vardır. Bu görmüş olduğunuz ürün aynı zamanda çalınmaya karşı korumalı bir üründür. O da güzel. Evet. Şimdi tabii potansiyel olarak düşünmemek lazım. Çok güzel bir ürün olduğu için herkesin bence bu tip ürünlerde otellerinde kullandığı zaman alınıp gidilmesine müsaade etmesi lazım. Çünkü herhangi bir sonradan değeri olmayacağı için evinde kullanacağı için büyük bir tasarruf sağlayacaktır. Burada da hepsine sesleniyoruz. Bu ürünün bir özelliği kilitlendikten sonra istediğiniz kadar çevirin söküp alamazsınız. Ve süzgeçlerin tamamı 304 krom nikel paslanmazdan yapılmış. Tabii burada şunu merak ediyorum. Diyelim ki kullanılan su son derece kirli, pis. O pisliği, kiri nasıl şimdi, temizleyeceğiz? Şimdi kalıntılar açısından. Sonra açamıyoruz. Ama anahtarı vardır. Yani şurada görmüş olduğunuz anahtarıyla bunu çok rahatlıkla açabiliyoruz. Ve normal olarak giriş süzgeci de paslanmaz evet. çelikten yapmış. Az önce tanıştığımız cihazla hemen hemen aynı mantıkta. Tabii aynı mantıkta. Tabii. Bunlar tabii fonksiyonel olarak birkaç fonksiyonu vardır. Bu genelde sanayisel kullanacağından dolayı bir tek fonksiyondan akar. O da pamuk akışlı bir su verir. Etrafa sıçratmaz ve çok rahatlıkla kullanabiliriz. Kendisini amorti eden bütün ürünlerimiz mevcuttur. Ve kısa bir dönemde parasını kazandıran ve para kazandıran bir ürün grubu efendim. Evet. O da böyle ilginç. Evet. Peki orada kutu içinde sanki bir duş başlığı görüyorum. Evet. Onun fonksiyonlarını öğrenebilir miyiz? Şimdi sizden? Bu duş başlığımız genelde biliyorsunuz suyun en çok kullanıldığı yer duşlarımız. Yani bizim 3 dakikada harcadığımız su aşağı yukarı 60 litredir. Ki ciddi bir. Tabii 3 dakikada diyorum bunu. Tabii günde bir kişinin harcadığı su 120 ile 160 litre arasında değişiyor. Biz bunların hepsinden tasarruf etmek amacıyla bu ürünleri getiriyoruz. Ve bu ürünler de aynı zamanda Türkiye üretimine bu aydan itibaren İlk defa sizin programınızda duyuruyoruz. Artık üretmeye başlıyoruz. Ve bu da bizim için ayrı bir mutluluk. Öyle mi? Artık sizin tesislerinizde tabii, mi üretilecek? Tabii tabii. Artık bundan sonra yani kesin dışa bağımlılık dışa, bu ürünler itibariyle evet, yok artık. Ülkemizin evet. kurtuluşu buna bağlıdır. Biz geçmişte nasıl uçak üretiyorduk, satıyorduysak bugünden itibaren de bu ürünleri artık bütün dünyaya EMG markasıyla satmaya
hazırlanıyoruz ve bütün hazırlıklarımız da bitmiş durumda. Şu anda elinizdeki ürün sizin üretiminiz değil ama ithal ettiğiniz. İthal ettiğimiz bir ama proje olarak tamamen bize aittir. Evet. Yani bu tip bir ürünün görüldüğü gibi proje olayı tamamen bize ait ve kesinlikle dışarıda başka herhangi bir firma tarafından kullanılamaz. Bu tamamen bir Türk projesi fakat dışarıda üretiyoruz. Evet. Daha seri bir üretim söz konusu olsun diye. Peki bunların tabii patenti söz konusu, dış dünyada da kabulü söz konusu. Bu noktada ne adımlar bütün attınız? Bütün ürünlerimiz patentlidir. Kesinlikle bütün ürünlerimizi üretmeden önce proje aşamasında bütün patentlerini alıyoruz. Evet. Ve bu patentlerle hareket ediyoruz. Şu ana kadar ürünlerin patentini aldığımız ülkeler Çin, Japonya, Tayvan, İtalya, Almanya, Fransa ve Amerika'dır. Bundan sonra da devam edeceğiz. Yani bu tip konulardaki üretimi en hızlı olan ülke Çin'dir. Çin'de böyle bir ürünün patentini almak bize fayda sağlayacaktır ama ne kadar başa çıkacağız onu bilemiyorum. Tabii ama temel soru o. Yani Çin'in bugünkü gerek otomotiv sektöründe gerek diğer sektörlerdeki hiç su götürmez başarısı hepimizin malumu. Yarışmak çok zor. Nasıl başa çıkacağız? Gülgün Hanım bir tek şey söyleyebilirim. Size. Türk sanayicisi, Türk iş adamının başa çıkamayacağı hiçbir sorun yok. Ne üretimle şey? İlgili kesinlikle ben buna inanmıyorum. Fakat burada sadece politikalarımızı çok iyi dengelememiz lazım. Üreticiyi desteklememiz lazım. Konu nereden nereye geldi tabii. Ama tabii evet. Önemli noktalardan biri. Ürünlere evet. Tekrar döneceğim. Çünkü bütün bunların hem iç piyasada hem dış piyasada belli bir zemine oturabilmesi için, tutunabilmesi için hükümetin politikalarının da size katkı sağlaması gerçeğini hepimiz biliyoruz. Olması da gerekir. Elbette. Olması mesela gerekir. Sıkıntılarınız neler? Ya sıkıntılarımız neler? Şimdi şu öyle bir şey ki proje aşamasındaki bir ürünü üretmek gerçekten büyük bir maliyettir. İlk o maliyet çok önemlidir. Evet. Ürettikten sonra maliyetini düşün. Çünkü bir şirket kuruluşundaki satış planlamasını ve satış organizasyonunu kurumumuz çok iyi yapmaktadır. Bunları da biz başaracağımıza inanıyoruz. Fakat işte üretim aşamasındaki masraflarımızı, maliyetlerimizi toparlayacak herhangi bir gelirimiz yok. Evet. Bundan dolayı da herhangi bir istediğimiz finansı sağlayamıyoruz. Çünkü finans Türkiye'de artık çok pahalı. Ve bu pahalı olan şeyi de alıp üretime yansıtmak istemiyoruz. Şu andaki üretimi ve bu tip ürünlerin ithalatının tamamını kendi öz sermayemizle yapıyoruz. Kesinlikle kredide kullanmıyoruz ve bu konuda da devam edeceğiz. Ve ana sermayemizi büyüterek üretimimizi de genişleteceğiz. Artık kendi başımıza çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Evet. Ve bunu da samimiyetle söylüyorum. Türkiye'deki sanayici artık Çin'den daha ucuz ve çok çok kaliteli ürün üretmeye başladı ve başlayacak yapacak ve bunu başaracağız hep birlikte. Yürekten inanıyorum ve temel hedefimiz, temel arzumuz da bu. Niçin Türkiye dünya devleriyle yarışmasın? Bu iş gücü var, bu potansiyel var ama hepimizin malumu teşvikler biraz can sıkıyor. Ve bazı vergiler can sıkıyor. Evet. Bütün bunların çok iyi hesaplanması yani gerekiyor. Burada zaten politikaların değişmesi gerekir derken, tabii bunların hepsini sıralamaya belki saatler yetmez, program da yetmez. Bunları zaten yeterince herkes konuşuyor. Önemli olan bunların arasından sıyrılıp güzel şeyleri yapabilmektir. Benim sürekli olarak hep hedeflediğim bir nokta vardır. Bu ülkede her dönem her türlü sıkıntıyı yaşadık. Fakat üretime yansıtmamamız gerektiğine de inanıyorum ben. Ve 2001-2000 yılları, 2 yıllarındaki krizlerde çok acı anılarımız vardır yani. Artık biz o dönem düştüğümüz yerde bir avuç toprakla kalkıp o bir avuç toprağından mabetler oluşturabilme çabasına girdik ve güzel şeyler yaratmak çabasına girdik. Peki şimdi bu global kriz diyoruz, bütün dünyayı saran ekonomik kriz diyoruz. Bu krizi bir tarafa koyarsak, sözünü ettiğiniz kriz sürecinde siz nasıl yardınız bu krizi? Nasıl tekrar büyük başarılara imza atma gücünü buldunuz kendinizde? Öncelikle ürüne inandım. Evet. Ürüne inandığım kadar satış prensiplerimizden ödün vermedik. Çalıştığımız bütün arkadaşlarımıza destek olmaya çalıştık.
maddi olarak olmasa bile manevi olarak onları güçlü kılmaya çalıştık. Sizin de bildiğiniz gibi bir işte başarının en büyük desteği maneviyattır ve maneviyatımızla bunları çözdük. Çünkü ürüne inandık, tasarrufa inandık. Her şeyden önce ülkemizi seviyoruz. Çünkü ülkemizin de en değerli kaynağı şu anda petrol yok. Hiçbir yeraltı zenginliklerini kullanamıyoruz. Ama hiç olmazsa mevcut hepimizin bildiği suyu çok iyi kullanabilme kültürümüzü geliştirmemiz lazım. Ve hiç kimse bu işi biz ilk başladığımız zaman bu işin bu noktaya geleceğini düşünmüyordu. İnanın dönem dönem ya bu iş yapılır mı dediklerini de çok defalar duyduk. Ama biz bu işte bir başarı yakaladık. İnandınız. İnandık. Cihazınızı tabii. Alabilir miyim? Tabii, bu buyurun duş efendim. Başlığı. Evet. Banyolarda kullanılabilecek evet. bir başlık. Ve öyle bir alışım var ki içinde, öyle bir organizasyon var ki içinde. Evet, evet. Suyu havayla buluşturup çok daha az miktarda kullanmamızı sağlıyor. Bunu anlatır mısınız? Nasıl bir teknoloji bu? Şimdi, bu cihazı da şöyle yakından gösterelim meraklı. Şimdi bu cihazımızda teknoloji şudur. Biraz evet. önce su tasarrufu cihazında anlatmış olduğum sistemin aynısı bu mekanizmada da mevcuttur. Suyu aldıktan sonra kendi içerisinde suyu daha küçük çaptaki deliklerden geçirerek süzgeçler vasıtasıyla absorbe edip suya hava karıştırıyor. Şimdi burada ürünün fonksiyonlu olmasının bir nedeni de çalışmayan fonksiyondan havayı suya karıştırabilmesidir emerek. Bu da suyun daha oksijenli akmasını sağlıyor. Böylece tasarrufu elde etmiş oluyoruz. Evet. Soluduğumuz hava bizi hareketlendiriyorsa, yaşamamızı sağlıyorsa suya da bunu enjekte ettiğimiz zaman suda da aynı şeyi yakalamamız mümkündür. Evet. Ki en önemlisi bir de bildiğiniz gibi içme suyunda veya kullandığımız sularda genelde hiçbirimizin bilmediği ve bunu tıbben söylüyorlar, bilim adamları da söylüyor. Lejyoner hastalığı çok önem teşkil eder kullanılan malzemelerde. Öyle malzemeler kullanıyor ki suyu absorbe ettiği için evet. suyun ilk açılışında çok sert bir şekilde akışını dengelediğinden dolayı suyun içerisindeki o paslanma vesaire mikropların hiçbirisi akmadığından dolayı böyle bir hastalığı da ortadan kaldırmış oluyor. Yani engelliyoruz bir noktada. Buna da çok dikkat etmemiz lazım ki bu genelde sanayi kesiminde özellikle otellerimizde çok kullanılması gereken ürünlerden biridir. Ki özellikle bu da aynı işi gören bir ürün. Evet. Çok minik bir şey evet. fakat yine hem su tasarrufu sağlıyor hem de suyun içindeki zararlı maddeleri bertaraf ediyor. Ve ürünümüzün ismi kurtarıyor. Düşünebiliyor musun? Mavi Yaşam bu ürünün adı. Mavi Yaşam ve gerçekten bu mavi yaşamı sunabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kendimizi hazırladık ve yapacağımıza da inanıyoruz. Evet. evet. Bu ürün şu anda gördüğümüz ürünler dışarıda üretiliyor. Tabii. Bunların eş değerde olan ürünleri var mı mesela yurt dışında? Şimdi Türkiye'de bunu ben ilk kez görüyorum. Bilmiyorum gören izleyicilerimiz var mı? Çok duş başlıkları vardır. Sayısızca vardır. Yani